Herkese selamlar dostlar, ben Şahin. Yeni bir sistem incelemesi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Synergy Gen.tr ile birlikte topladığımız yeni nesil donanımlarla desteklenen üst segmentin fiyat performans adayı bir kasa var yanımda. Ekran kartı tarafında bizi yeni çıkan MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 2X karşılıyor. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 7500F ve Corsair'ın 16 GB hafızaya sahip 5200 MHz frekansında çalışan DDR5 Vengeance RAM'i bize eşlik ediyor. Depolama tarafı 1 TB alana sahip olduğumuz MLD M300 M.2 SSD'yi görüyoruz. Tüm bu donanımlar ise MSI'ın Pro serisinden A620ME anakartının üzerinde toplanıyor. Donanımlarımızı koruyan, güç veren ve serinleten kasamız ise siyah tamperli bir cama, 3 adet RGB fana ve 850 Watt güç kaynağına sahip olan Corsair'ın 4000D Airflow Mid Tower modeli. Yani bu sistem fiyatına kıyasla kağıt üzerinde ateş ediyor ateş. Hızlıca bir oyun testlerine geçelim ve kağıt üzerindeki bu donanımların bize nasıl bir performans sunduğuna hep birlikte yakından bakalım dostlar. Siz görüntüleri izlerken az önce açıkladığım donanımların teknik detaylarına girmek istiyorum dostlar. Spider-Man Remastered ile başlıyoruz. RTX 40 serisinden süper modelleri piyasaya sürüleli henüz bir ay bile olmadı dostlar. Sistemimizdeki ekran kartı da RTX 4070 süper çipine sahip. Bu çip 4070'in standart sürümüne kıyasla 20 watt daha fazla, toplam 220 wattlık güç tüketimi seviyesinde. Ayrıca yine standart 4070'e kıyasla toplam 7168 adet CUDA çekirdeği ile birlikte geliyor. Bu da biz 4070 Super'in çok daha yüksek işlem kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor dostlar. Şu anda Nvidia DLSS 3.0 destekli Cyberpunk 2077'nin RTX 4070 Super'deki performansını görüyorsunuz dostlar. Sağda DLSS 3.0 açıkken soldaki görüntü de kapalı. Her iki tarafta da standart 4070'ten daha yüksek FPS değerlerine ulaştığımızı söyleyebilirim, ancak doğal olarak DLSS sayesinde açık ve kapalı modda yaşadığımız farkı net şekilde görebiliyorsunuz. 4070 Super tıpkı orijinal 4070'te de olduğu gibi 12 GB GDDR6X hafızaya sahip ve yine orijinal sürümde de olduğu gibi 1980 MHz bas frekansta çalışıyor. 2475 MHz'e kadar yükseliyor. Yani kağıt üzerindeki değerlere bakınca 4070 Super'in standart 4070'e kıyasla daha fazla güç odaklı bir GPU olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de Alan Wake 2'ye geçelim. Siz DLSS modu açık ve kapalıyken arada oluşan farkı izlerken ben de sistemdeki işlemcimizin detaylarından söz edeyim. 2023'te piyasaya sürülen AMD Ryzen 5 7500F 3.6 GHz bas frekansla çalışırken maksimum 5 GHz'e kadar ulaşabilen bir işlemci ve modern oyuncu sistemlerinin de gözbebeği diyebiliriz. 6 çekirdekli ve 12 iş parçacığına sahip. Fiyatı Intel tarafındaki rakiplerinden daha avantajlı ve bu da topladığımız sistemin fiyatını ucuzlatan bir detay. Bu sistem için stok soğutucusu olan AMD Wraith Stealth ile birlikte geliyor işlemci. Bence yeterli. 2024'ün ilk hit oyunu Palworld'deyiz şimdi de. Sis performansına bakarken bu sefer de sistemimizin hafıza ve depolama detaylarını aktarmak istiyorum. 16 GB hafızaya sahip ve 5200 MHz frekansında çalışan fiyat performans ürünü Corsair Vengeance RAM ile birlikte geliyor bilgisayar. Tercihinize göre bu RAM'i 8 artı 8 olacak şekilde özelleştirebilir. İlerleyen dönemlerde ekstra 16 GB RAM ekleyerek performansını arttırabilirsiniz tabii ki. Depolama tarafında ise ekran kartının toplam fiyata olan etkisini hafifletmek için bütçe işi bir SSD olan MLD'nin M300 modeli tercih edilmiş. 1 TB hafızaya sahip 4. nesil bu M.2 SSD 7000 MB okuma ve 4700 MB yazma hızına sahip. Son oyun testi konuğumuz da Valorant. Siz benim kolsuz performansımı izlerken anakarttan bahsetmek istiyorum size. AM5 soket tipine sahip olan MSI Pro 620ME açıkçası küçük ve kompakt bir anakart ama ekstra bir M.2 SSD slotu daha olmasını çok isterdim doğrusu. Yine de 4070 gibi süper güçlü bir ekran kartına AM5 soket tipi sayesinde de sizi 3-4 yıl rahatlıkla taşıyacak çeşitli donanım iyileştirmelerine açık bir anakart görüyoruz karşımızda. Bu sistemin en büyük eksisi için sıvı soğutma diyebilirim dostlar. Ha, ihtiyacımız var mı? Şart mı? Değil ama daha stabil bir performans almak mümkün olabilirdi sıvı soğutmayla. Ancak sıvı soğutma için içine girince fiyatların nasıl böyle katlandığını hepimiz biliyoruz sonuçta. Şimdi de sırasıyla Cinebench, 3D Mark TimeSpy ve CrossMark Benchmark test sonuçlarına birlikte bakalım. Cinebench R23 CPU testinde sistemimiz tek çekirdekli performansıyla 105, çok çekirdekli performansıyla 750, GPU tarafında ise
ise Cinebench'ten 18.639 puan alıyor. Oyunlar ve 3 boyutlu grafik uygulamaları için ölçüm yapabileceğimiz 3D Mark Time Spy skorumuz ise 16.885. 3D Mark'ın grafik skoru 20.239, GPU skoru ise 8.718 seviyesinde. Bu skorların karşılığı olan oyun performansını da gördük arkadaşlar. Aldığımız bu sentetik test sonuçlarının gerçekçi olduğunu söyleyebilirim bu sebeple. Çeşitli üretkenlik, yaratıcılık ve cevap verme yeteneği gibi değerleri ölçen Crossmark Benchmark test skorları da ekranınıza geliyor şu an. Üretkenlikte 1667, yaratıcılıkta 1722, cevap verme yeteneğinde ise 1514 puan alıyoruz ve bu da ortalama skorumuzun 1667 olduğunu gösteriyor bize. Ulaştığımız bu skorları Crossmark Benchmark'ın AMD Ryzen 5700F test verileriyle kıyasladığımızda sistemimizin ortalama üstü değerlere ulaştığını görebiliriz. Yani özetle topladığımız bu sistem kağıt üzerinde ne vaat ediyorsa test skorlarında da o sonuçla karşılaştık. Ayrıca hem bu testler sırasında hem de öncesinde yaptığım kullanımlarda Windows 11 kaynaklı sorunlar dışında herhangi bir sorun yaşamadım dostlar. Tabii ki daha yüksek RAM ve sıvı soğutma sistemi desteğiyle bu testlerde çok daha yüksek skorlara ulaşmak, bunun da sonuçlarını kullanımda görmek mümkün dostlar. Bu güzel sistemimizi taşıyan, koruyan, güç veren ve serinleten kasamız ise tıpkı RAM'lerde de olduğu gibi Corsair'ın 4000D Airflow modeli. Ön tarafında RGB aydınlatmalı 12 cm'lik 3 fan ile birlikte gelen kasa içerisinde bir serinlik sağlamayı ve korumayı başarabiliyor açıkçası. Dilerseniz ön tarafa 2 adet 140 mm'lik fan takabilir ya da 1 adet 360 mm'lik sıvı soğutma sistemi de dahil edebilirsiniz. Fan demişken bu sistemin stok halinde yok ama dilerseniz üst tarafa 2 tane ve arkaya da 1 adet olmak üzere toplam 3 tane ekstra 120 mm'lik fan da yerleştirebilirsiniz kasaya. Bunun için uygun yerler mevcut yani kasamızda. Ayrıca kasanın ilerleyen dönemlerde kurabileceğiniz daha iddialı sistemler için de büyük anakartlara ve ekran kartlarına da uyumlu bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. 850 watt'lık güç kaynağı sayesinde güncellemelerinizi sıkıntısız bir şekilde yapabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Derin ve geniş bir kasa olduğu için çeşitli soğutma sistemleriyle de destekleyebiliriz bu kasayı. Peki eğer böyle tamperli cama sahip bir kasa olsa en çok ne istersiniz? Elbette içindeki donanımların rahatlıkla dışarıdan görülebilmesini. Ancak Corsair'ın bu kasasında kullandığı tamperli cam bana biraz fazla siyah geldi. Yani bu sebeple içerisini rahatlıkla görmek her açıdan çok da mümkün olmuyor arkadaşlar. Ancak kasanın işçiliği ve detayları üst seviyede. Ön taraftaki çıkarılabilir ızgaranın hemen altında yine çıkarıp rahatlıkla temizleyebileceğiniz bir toz filtresi yer alıyor. Üst taraftaki şu manyetik ızgarada ise Corsair'ın oldukça hoş görünen şöyle silikon bir tutamacı yer alıyor. Bu küçük sarı detaylar kasanın arkasındaki vidalarına kadar her yerde karşımıza çıkıyor diyebilirim. İşçilik anlamında en sevdiğim noktası ise kasanın kablolama tarafı oldu dostlar. Buradaki Corsair logolu cırt cırtlarla sistemdeki kabloları derli toplu ve temiz bir şekilde gizleyebiliyoruz. Sadece şu ekran kartındaki kablo gözümüzün önünde kalıyor, göze batıyor ama bu da doğal yani. Bunu da aşmak için ekran kartını kasaya bu şekilde değil de dikey bir şekilde konumlandırabiliyoruz. Böylece hem soğutucular için ekstra yer açmış oluyoruz hem de kablo gözümüzün önünden gitmiş oluyor. Gelelim işin en yeşilli kısmına yani sistemin fiyatına. Açıklamalardaki bağlantıya tıklayarak Synergy Gen.tr üzerinden sipariş verebileceğiniz bu sistemin fiyatı 46 bin lira. Synergy ekibi dilerseniz donanımları montajlayarak, dilerseniz ayrı ayrı size ulaştırabiliyor. Kendiniz montajlayabiliyorsunuz evinizde. Ancak sistemde eğer sevmediğiniz ve değiştirmek istediğiniz bir parça ya da donanım varsa ürünün sayfasına giderek diğer uyumlu parçalarla değiştirebiliyorsunuz. Örneğin 1500 TL daha fark ödeyerek işlemci için bir Deepcool sıvı soğutucu ekleme kulağa çok mantıklı geliyor. Fiyat kısmını da bitirdiğimize göre artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Sistemin açıklamalardaki bağlantısına tıklayarak detaylarına kendiniz de göz atabilirsiniz dostlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.